Gizstagram kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi arkamda gördüğünüz mağaza Japonya'nın 1 milyoncusu. Yani her şey sadece 100 yen, bayağı bayağı ucuz. Şimdi gelin hep beraber bu marketi bir gezelim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp yorum yazarsanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hadi gelin gidiyoruz. Arkadaşlar anlık olarak 100 yenin ne kadar olduğunu da söyleyeyim size. 100 yen şu an sadece 20 TL. Yani burada gördüğünüz her şey 20 TL olarak düşünün. Buraya göre de baya baya ucuz. Şimdi şuradaki taraklardan başlıyoruz. Bakın bunlar şu şekilde saç fırçalarının hepsi sadece 100 yen yani 20 TL. Bakın bunlar da Tangle Teaser gibi baya güzel duruyor. Şöyle bir sürü tarak var. Bir de böyle Japon kadınlarının tarzında bakın böyle incikli falan saç aksesuarları var. Çok tatlı. Bunlar da 20 TL. Yani sadece 100 yen. Şu ayıcıklar çok tatlı değil mi? Bilmiyorum benim saçım tutar mı ama çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle devam edelim. Yine burada bu şekilde saçları kıvırcık yapacak aletlerden var arkadaşlar. Hani böyle sarıp sarıp ısısız. Bakın şunlar çantaya yani valize koymalık böyle ayakkabı kapları. Bu da 200 yenmiş. Yani böyle bazı şeyler tabii ki 100-200 civarı değişiyor. 40 TL ama çok kaliteli duruyor. Bence gayet iyi. Bakalım başka neler var. Bebek ürünleri var. Bakın böyle ıslak mendiller vesaire. Şöyle bu bebek arabasına kahve tutacağı bayağı iyi fiyatı. 20 TL. Burada böyle piercingler var. Bunlar da tamamı 100 yen. Burada kozmetik bölümü var. Mesela C vitaminleri falan var, serumlar. Tabii bunlar hani yüze sürüldüğü için ne kadar güven olur bilmiyorum. Ama şu süngerler zaten yani kullanılıyor. Birkaç yıkamadan sonra işe yaramıyor. Bunlar bence iş görür. Bunlar da 100 yen. Bayağı iyi. Şöyle krem kapları falan var seyahat ürünler için ki bence bunlar olması gereken paralar bu paralar. Ama bazı yerlerde çok pahalı oluyor. Bunlar ne? Galiba bunlar da saçı kesme aletleri. Aa inanmıyorum ya. Bakın saç için makas falan var. Şöyle hatta ara makaslar falan var. Bilmiyorum. Acaba ben yapabilir miyim? Bana iyi olabilir mi? Şu an almaya karar verdim bunlardan. Bazen çünkü boydan kesiyorum böyle sadece kırıkları. Bence bunlar olabilir. Ya da şu. Bunlar da sadece 100 yen. Saç aksesuarları aşırı güzel değil mi arkadaşlar? Şuna baksanıza. Çok şık bence. Şöyle ilerliyoruz. Bakın burada işte kirpik kıvırıcılar var. Devam edelim bakalım neler varmış. Gerçekten 100 yene neler olabiliyormuş. Böyle farlar var. Renk çeşitliliğine bakar mısınız? Ne kadar çok. Videonun bu kısmından sonra mikrofonumun şarjı bitmiş arkadaşlar. O yüzden ses kaydını almamış. Ama kendimi gezmeye öyle bir kaptırmışım ki asla bunu fark etmemişim. O yüzden bundan sonrasını seslendirerek ilerleyeceğiz. Mesela bu bölüm banyo askılıkları bölümü ama o kadar çok çeşit var ki ve bakmaya o kadar dalmışım ki gerçekten bir tanesini almak istedim ama uyar uymaz bunları uzun uzun düşünmekle vakit kaybetmek istemediğim için almadım ve bu bölümü de geçtim. Burası da evcil hayvanlar için olan bölüm, bahçe malzemeleri ve plastikler bölümü. Gerçekten bu kadar plastik çeşidi ben hiçbir yerde görmemiştim. Ve şimdi tekrar ilerliyoruz neler var diye çok hızlı bir şekilde bakıyoruz. Umarım siz de fark edebiliyorsunuzdur neler olduğunu. Şimdi buraları da geçtik ve elektronik bölümüne doğru geliyorum. Elektronikler gerçekten biliyorsunuz çok çok ucuz. Bunlar ucuzunda ucuzu olan bölümler. Böyle hani çok düşük kalitede ama iş görecek aletler. Ben buradan şu gördüğünüz powerbanklerden aldım bir tane. 1000 yendi yani yaklaşık 100 TL'ye 10.000 amperlik bir powerbank aldım ve hala çok memnun olarak kullanıyorum. Bunlar da işte kulaklıklar veya işte iPhone veya diğer aletlerin şarj aletleri. Fiyatları yine 20
TL'ye tekabül ediyor. Londra'da bile en uygun bulabileceğimiz fiyat 3 pound civarı en ucuzlarında. Bu da yaklaşık 120 TL yapıyor normalde. Burası da çatal kaşıkların olduğu bölüm. Gerçekten çok şıklar, yani tane tane satılıyor. Bunlardan 6'lı 12'li alıp set yapılabilir ve bence gerçekten çok şık duruyorlar. Fiyatlar yine çok çok uygundu. 20 TL'ydi. Mesela şu sağ üstte gökkuşağı olanları görüyorsunuz. Yine dikkatimi çekti. Gerçekten yani bunlarla bir sofra kurulduğunda nereden aldınız diye herkes sorar. Ama bunlardan da yine almadım bu alışverişimde kendimi kaptırmamak için, ama siz alın lütfen. Şimdi Alp'e şu karpuzlardan aldım bir tane. Çünkü Alp'ten bir karpuz aşığı. Bunlar da su topu ve bunları biliyorsunuz tatil bölgelerinde çok pahalıya satıyorlar. Ben buradan hemen 20 TL'ye görmüşken bir tane aldım. Valizde de yer kaplamaz diye düşünerek. Gerçekten çok tatlılar. Ve bütün yaz kullandım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir patlama, hiçbir zarar görme, hiçbir şey olmadı. Kalitesi çok iyiydi. Bu da şişirmek için bir alet. Yine fiyatı çok uygun ama bende vardı ve 300 TL falan almıştım maalesef. Bilseydim yani daha önceden buradan alırdım kesinlikle, ve hem de çok daha küçük ve daha az yer kaplıyor. Şimdi böyle ilerliyoruz gezmeye. Deniz gözlükleri var gördüğünüz gibi. Kesinlikle bunlardan da alınır. Yani bu fiyata bulmuşken kaçırılmamalı. Terlikler var. Terlikler de yine 20 TL. Bunlar Londra'da da 1 pound'a satıldığı için Primark'ta, bunları da es geçtim. Çok rahat olmuyorlardı. Tabii bunları bilemem, denemedim. Bunlar da bu şekilde kapaklı, fermuarlı bir poşetler ve burada da çok kullanılıyor Londra'da da çocuklar için. İçine işte beslenmeler konulabiliyor. Bunlar da ıslak poşeti gibi düşünebiliriz. Gerçekten suyu hani dışarı geçirmeyecek poşetler ve işte Thomas Trenlerin olduğu, çizgi film karakterlerinin olduğu çeşitleri çok fazla. Yine 20 liraydı. Bunlardan da bir tane Alp için aldım, yer kaplamayacağını düşünerek. Ayrıca Japon kadınları gerçekten çok temiz ve titiz. Aynı Türk kadınları gibi. Beslenme çantalarına bu havlulardan mutlaka koyuyorlarmış. Burada da bolca beslenme çantasına konulacak havlular vardı. Ve bu bölüm çoraplar. Çorapları da hızlı bir şekilde geçiyorum. En çok şaşırdığım bölüme geldik şimdi. İpler. Gerçekten çok çok uygun. Türkiye'den bile uygun. Gerçekten çok şaşırdım. Londra'da bu iplerin tanesi 10 sterlin. Yani yaklaşık 450-500'e kadar yaklaşıyor. Ve burada sadece 20 TL'ydi. Yani hepsini alıp kendime tonlarca kaza görmek istedim ama es geçtim. Burada size bol bol konuşmuşum ama hiçbiri duyulmuyor. Aslında burada söylediğim şeyi aldıklarımı gösterdim ve kasaya beraber gidelim. Fiyatları beraber görelim de. Şimdi gelin hep beraber bir kasaya gidelim. Bakalım ne kadar tutacak aldıklarımız. Zaten çok fazla bir şey almadım. Çünkü son günlerde bu videoyu çektim ve valizimde yer yoktu maalesef. Kasaya geldik. Japonca her şey, gözünüz korkmasın. Aşağıda hemen dillerin olduğu seçeneklerde İngilizce görüyorsunuz. Latin alfabesiyle ona tıklıyoruz. Ve burada poşet istiyor musunuz diye soruyor. Burayı da es geçiyoruz hemen. Ve ürünleri okutmaya başlıyorum. Gerçekten çok basit. Hiç gözünüz korkmasın Japonya'da bu tarz self servis kasalarda da. Yalnız bakın normalde 100 Japon yeni olan ürün 110'a geldi bize. Neden böyle oldu? Çünkü %10 tax sonradan ekleniyor. Buna şaşırmayın. Zaten ucuz bir üründe eklenen fark çok önemli değil. Diğer aldığım ürün de yine 100 yen. O da 110 olduğu için 220 oldu. Bu şekilde tamamını okutuyorum. Zaten 5 parça ürünü almıştım. Şimdi sizi şaşırtacak nokta en sonda gelecek. En sonunda ödeme yöntemlerinde bir sürü farklı yöntemi göreceksiniz. Orada kafanız karışmasın. Ve şunu fark edin, yani Japonya'da gerçekten ne kadar farklı ödeme yöntemleri kullanılabiliyormuş. Yani bizim işte nakit ya da kredi kartı gibi iki opsiyona rağmen onlarda bir sürü çeşit varmış. Gördüğünüz gibi elektronik paradan tutun Ali Baba'nın bu uygulamasının devamı, hani ödeme kısmına kadar hepsi var. Şimdi son artık ödememi de yaptım ve çıkışa doğru ilerliyorum. Hala gezerek gözüm bir sürü alamadıklarımda ve çeşitlerinde. Akşam geç vakitte mağaza kapanmak üzereydi. Bu yüzden görüyorsunuz ki çok boş ama normalde gündüz saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Bir de işte tüm gözümüz bu kadardı. Japonya'daki 1 milyoncu alışverişim bu şekildeydi. Gerçekten fiyatlar bence çok çok ucuz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.